Nice acılar gördüm geldim. Ahaliyi görünce sazımı da aldım geldim. Kara kara kazanlar, söyleyenler, gülenler. Dünya güzel bir eski, söylemeyen az anlar. Nisan ayıdır gelir geçer, Zonguldak'ı yıkar geçer. Zal bir penceredir, her gelen türkü söyler geçer. Değerli konuklar, asırlık bir mirasın son temsilcisi, Anadolu halk müziğinin efsane ismi, abdalların sonuncusu, Yaşar Kemal'in de deyimiyle Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş türkülerini dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince seslendirmeye çalışacağız.
Vay dost deyince yeri göğü inleten Muharrem Usta'nın sesi ve sinesi. Babasının deyimiyle ozanlar birbirinin devamıydı. Eğer onun demek istediğini onlardan evvel bir ozan demiş ise bu onlar için bir mirastı. Dizimde sızıydı ananın derdi. Tokacı saz yapıp elime verdi. Yeni bitirmiştim 3 ile 4'ü. Babam gibi sazcı oldum dediler. Thank you.
Thank you.
kıza gönül verdi, babasına dünür gönderdi. Kızın babası ancak göçebelikten cayıp buraya yerleşirlerse olur dedi. Kızını vermek istemedi. Aşkını kalbine gömdü genç keşet. Sevildiğimde mutlu olurum. Sevgisiz iman nasıl bulurum? Böyle inandım, böyle bilirim. Sevmek ibadettir. Sevgi, iman. Thank you.
Thank you.
hep başlıyor. Burada bir şeyler var. Bakayım. Yaprak mayarı var. Yaprak patlasın. Sonra kaşık ile yaptı köçekliğini, eşlik etti babasının bozduğuna güçlü.
Kerdar. Ya
ellerine gelmemişti öyle. Kendini bildiğinden beri babasının yanında köçeklik yapıyor, düğün çalıyor, bir kuru ekmeğe talip oluyordu. Sonunda yeter dedi. Saz elinde, cebinde 2,5 lirayla ata toprağı Kırşehir'i terk edip düştü yola. Çıkınında bir aşk acısı vardı, bir de geçit davası. Gurbetin adresi, garipler diyarı İstanbul. Akşamları programını yapıyor. 7,5 liralık yevmiyesini alıp Hacı Hüseyin'deki tek göz evine gidiyor. 1957'de babasının yıllar önce yapamadığını yapıp ilk planı yaptı. Yine babasının ünlü boz parıydı bu. Neden garip garip ötersin gülür. Yüreğinde bilinmez bir yara kanıyordu. Ama yaşadığı şehrin umurunda değildi. İstanbul'u ona ısınamamıştı. O da İstanbul'a yapayalnız. Thank you.
İstanbul macerası 2 yıl kadar sürdü. Koltuğunun altında 2 plak, baba hocayı Kırşehir'e getirdi. Sonra sazını aldı, Ankara Radyosu'nun kapısını çaldı. Artık yeni mekanı Ankara'ydı. Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş olacağı 60'lı yıllar başladı. Başkent'te adı sık sık duyulacak, daha çok plak çıkaracak, radyoda daha çok çıkacak. Hayatının akışını değiştiren aşka burada kavuşacak. Thank you.
daha sosyal konular işliyor, toplumu anlatıyor, halkın derdini türkülerinde ortak oluyordu. Ertaş, artık iyiden iyiye halkın sanatçısı oldu. Thank you.
Zalim
Sağım kader tepkilimizi şaşırttı, habe verdi dağımıza, deşirtti. Yardım etti Yozhan'ın yer köyüne göçüktü, biraz da burada kalın dedi. Yer köyünden Kırıkkale'ye geldik, babam salçalar kan bir cumbuş aldık. Kış yerine varınca kemanı çaldık, aferin arkadaş çaldın dediler. Yarın aşkı inan arttı hep derdi. Babamı bir yâre düğü gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberini aldım. İstemiyor seni yârim dediler. Kış yerinde 7 sene kalınca düğün düzgün hepsi bize gelince ne yapsın çalgıcı arkadaşlar, yer daralınca Ankara'ya gider yolum dediler. Geldim Ankara'ya, bizim sünnetçi Veysel Usta'yı buldum. Epeyce ağleştim, yanında kaldım. Baban 100 lira verdi. Bir pamuk yatak aldım, ettiği sandığıyla buldum dediler. Bir el kiraladım münasip bir yerde, kaldı kağım kardeş hep Kırşehir'de bu aşık. Hançerini vurdu derinde, çaresini bulamazsan ölüm dediler. Yarın aşkıyla döndüm şaşkına, arada içerim, size nasıl çıkmaz ya yarın aşkına. Canan acımaz mı garip dostuna? Bunu da içeriye alın dediler. Thank you.
Seren'de mikrofon biraz arkada kaldı. Seren'in Rock Koç'u tebrik ediyorum. Biraz heyecanlandı. Lakin buraya çıkıp bu parçaları söylemek, hele hele Zahidem gibi bir ağır parçayı söylemek her yiğidin harcı değil. Seni tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Kullanım her zaman en sağlıklı nesil olacaksın sen. Evet. Sayın protokol, sayın misafirler, hepiniz bu akşam yine bizi yalnız bırakmadığınız için, aramızda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz, hoş geldin diyoruz. Söylenecek olan her şeyi Baran söyledi, Aysema Hanım söyledi, ben fazla uzatmayacağım. Bütün öğrencilerini ve Neşet Ertaş'ın bu güzel parçalarını derleyip bize sunulmasını sağlayan okulumuz müzik öğretmeni Aysema Tamtürk'ü tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerini tebrik ediyorum. Orkestrada bizi yalnız bırakmayan öğretmenlerimi, Bayram Hocamı, Suat Hocamı, Fatih Hocamı ve İbrahim Hocamı, Sercan Bey'e hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ismini tek tek bilmiyorum. Kusura bakmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Neşet Ertaş Üstad'a da Allah rahmet eylesin. Yaşadıklarını söyledi. Yaşadıklarını söylemiş. Allah rahmet eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çiçeği de bu gecenin anısına. Şahsım ve okulumuz öğretmenleri adına Aysema Hanım'a takdim ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Thank you.